Yunanlar, Helenistik dönem, Roma döneminde. Fibulalar, elbise tokası. Bronz ve gümüş, bakın. Cımbızlar Roma dönemine ait. Aynalar. Yüzükler Helenistik dönem. Bronz bileklikler, bakın. Bronz küpeler. Kandiller Helenistik dönem, Roma dönemine ait. Bronz. Çok güzel yapılmış. Burada da toprak kandiller var. Smyrna Roma dönemine ait. Pişmiş toprak, bakın. İçine zeytinyağı koyarak bu kandillerin içinde evlerde aydınlatmada kullanılıyorlar. Kandil, Doğu Roma dönemi pişmiş toprak. Zeytinyağının yanıcı özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Burada da farklı kandiller var. Helenistik dönem pişmiş toprak. Kandillerden devam ediyorum. Şimdi burada kanatlı figürler var. Helenistik dönemde nekropollerin ortaya çıkarılan buluntu ve gruplarının içerisinde Eros ve Nike, bugün Nike ayakkabı dedikleri figürün işte isim babası, isim annesi olan kadın kanatlı figür Eros'u da zaten biliyorsunuz. Kadın figürler Tahtalı Barajı'ndan, Menderes'ten, Erken Roma döneminde pişmiş toprak olarak çıkmış. Hamile bir kadın mesela, müthiş bir toprak heykel. Bakın. Biraz cam parlama yapıyor. Kadın figürler var. Klasik dönem pişmiş toprak. Afrodit, bakın. Ortadaki. Bu tarafa gelirsek aktör figürler var. Athena, Roma dönemi pişmiş toprak. Roma dönemi pişmiş topraklar. Arkaik dönem pişmiş topraklar var. Bakın. Şimdi burada da figürleri işlediği ve üretimi nasıl oluyor? Pişmiş toprak figürlerinin üretimi süreci kilin şekillendirilmesiyle fırınlanması ve renklendirilmesi gibi aşamalardan oluşuyor. En basit, en eski şekillendirme yöntemlerinden bir tanesi ise Tunç çağına doğru dayanıyor. Burada da Roma dönemi bronz eserler var. Figürler var Roma dönemi bronz eserlerden. Farklı örnekler var. Bakın. En enteresan olan da Ordonans Profesör Doktor Ekrem Akurgal'ın ortaya çıkardığı şu dans eden adam figürü. Mesela onun kitabının içerisinde yer alıyordu. Hem kuyruklu hem sakallı hem de dans eden bir figür. Enteresan. Sürahi ve Roma dönemine ait bronz eserleri görüyoruz. Bakın. Şurada da bir örneklenme var. Klasik dönem, bronz eserler, Roma dönemi, Helenistik dönem. Hipnoz, Yunan mitolojisinde uyku tanrısı olarak bilinmektedir. Roma mitolojisinde ise Somnus olarak adlandırılmaktadır. Şimdi burada da altın yüzükler ve içerisindeki yüzük taşları var. Müthiş müzik taşları var, yüzük taşları. Bakın imparatorların filmlerinde gördüğünüz zeytin yaprağı figürü şeklinde İmparator Neron'da falan vardı. Asterix'te, Obelix'te vardı bakın. Altın zeytin yaprakları. Şu tarafta diademler. Eros betimlemeli küpeler, diademler. Yani taç.
palamut şeklinde bir kolye. %100 altın tabii. Bok böceği diye bir şekil var şurada. Mısır'dan hediye gelmiş diye düşünüyorum o dönem ticaretinde. Diadem örnekleri. Demeter, Helenistik dönem, bronz, Bodrum açıklarında bulunan, denizden çıkartılan Demeter. Daha önce İzmir Konak Arkeoloji Müzesi'ndeydi, şimdi bu tarafa gelmiş. Tek kuplu kalp, kime? Helenistik dönem, pişmiş topraklar. Toprak kap örnekleri var, yonca ağızlı kap örnekleri var. Megare kase diye geçiyor şu kaselerde. Bu tarafa doğru farklı figürlere gidelim. Şişe Roma dönemi cam. Neydi camda? 800 bin derece gerekiyordu şekillendirmek için. Bakın cam örneklerine. Şişe Doğu Roma dönemi camlar. Şöyle bir bakalım. Cam biraz öndeki cam da çok parlıyor. Bakın. Kase Roma dönemi camlar, vazolar burada. Knidos Helenistik dönem şişe Roma dönemine ait cam bilezikler burada. Peki cam nasıl? Cam işçiliği. Cam geniş bir ürün yelpazesi ile günlük hayatımızda yer alıyor. Vazgeçilmez bir malzeme. Milattan önce 1. yüzyılda Suriye, Filistin bölgelerinde serbest üfleme tekniği ile keşfiyle cam üretimi kullanımı geniş bir alanda yayıldı. Üfleme çubuğu kullanılarak havayla şişirme yöntemi cam endüstrisi için devrim niteliği taşımaktadır. Bu yöntemle uygulamaya başlandı. Milattan sonra 1. yüzyılda, daha sonra da üst örtüsü kubbeli veya düz olarak inşa edilen fırınlarda cam işlemeciliği devam etti. Erken Roma İmparatorluğu'nun döneminde ise cam fırınların genellikle küçük ölçekli dairesel planlı alt kısmında ateşlik bulunan en az iki katlı potalı fırınlarda iç ve kalıplama yöntemiyle ile kalıba döküm tekniğiyle cam işlemeciliği gerçekleştirildi.